Sevgili öğrenciler merhabalar. Bu videomuzda 6. sınıf üslü nicelikler konusunu işleyeceğiz. Çok kısa, çok basit bir konu. Bu konuyla alakalı videonun sonunda da bir testimiz var. Testimizi birlikte çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Tanımla başlayalım. Bir sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını gösteren ifadelere üslü nicelikler denir. A üzeri ne B yazılmış görüyorsunuz. A'ya taban, B'ye de üs ya da kuvvet diyoruz a çarpılan sayıdır. b de kaç defa kullanıldığıdır. çarpma işleminde kaç defa kullanıldığıdır. Hemen örnek verelim. Yani 5 üzerine 4 yazarsak burada tabanımız 5 oluyor. 5 tabanımız. Üs ne oluyor? 4. Nasıl okunuyor derseniz okunuşları var bunların. 5 üssü 5 üssü 4 biçiminde okuyabiliriz. Diğer bir okunuşu 5'in 5'in 4. kuvveti. İki şekilde de okuyabiliriz. 5 üssü 4 de deseniz, 5'in 4. kuvveti de deseniz matematik bilen herkes 5 üzerinde 4 yazan üslü ifadeyi anlar. Peki bunun değeri nedir? Taban 5 yani çarpılan sayı 5. 5'i çarpacağız. Kaç defa çarpacağız? Üzerinde 4 yazdığı için 4 defa. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 üssü 4'ün yani 5'in 4. kuvvetinin değeri 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5, 25. 5 kere 5, 25. 25 ile 25'in çarpımı ise 625 çıkıyor. 5 üssü 4'ün değeri. 625'miş arkadaşlar. Şimdi biraz örnek yapalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu ifadeyi bu çarpma işlemini tekrarlı çarpma işlemini üstlü olarak yazarsak çarpılan sayı ne? 4. Kaç defa kullanıldı? 1, 2, 3, 4, 5 defa. O zaman üzerine 5 yazıyoruz. 4 üssü 5 çıkıyor. Başka bir örnek yazalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Tekrar edilen sayı kaç? 2. O zaman tabana 2 yazıyoruz. Kaç defa tekrar edildi? 4 defa. Üzerine de 4 yazıyoruz. 11 çarpı 11 çarpı 11. Çarpılan sayımız, tekrarlı çarpımı yapılan sayımız 11. 3 defa kullanıldığı için çarpma işlemi ne yapıyoruz? 11 üzeri 3. 25 üzeri 25. 20 Pardon, 25 çarpı 25. 25 iki defa kullanıldı çarpma işleminde tabanımız 25 üzeri 2 olacak. 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpı, 10, çarpı, 10. Tekrarlı çarpımı yapılan sayımız 10. O zaman tabanımız 10 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 kullanıldığı için 10 üssü 5 oluyor. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Tekrarlı çarpımı yapılan sayı 1. Kaç defa kullanıldı? 4 defa kullanıldı. 1 üssü 4. Bunun değeri nedir? karıştıranlar oluyor. 1 kere 4 4 diyenler oluyor. Yanlış. Değerini şu şekilde bulacağız. 1 kere 1 1. 1 kere 1 1. 1 ile 1'in çarpımı yine 1. Yani 1 üssü 4'ün değeri 1. Bir. Aslında 1'in 1'in tüm kuvvetleri tüm kuvvetleri 1'dir. Bunu unutmayalım. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Son bir örnek daha yazalım. O da şöyle olsun. 0 çarpı, 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0 çarpı 0. Tekrarlı çarpımı yapılan sayı nedir? 0 tekrar tekrar çarpılmış. Kaç defa kullanılmış? 1, 2, 3, 4, 5 defa kullanılmış. 0 üzeri 5. Aslında bunun da değeri nedir? 0 kere 0, 0. 0 kere 0, 0. Burası zaten 0. 0 kere 0, 0 sıfırla da çarptığınız zaman sonuç sıfır oluyor. O zaman sıfırın tüm kuvvetleri tüm kuvvetleri tüm pozitif kuvvetleri diyelim tüm pozitif kuvvetleri sıfırdır diyoruz. Sıfırın tüm pozitif kuvvetleri sıfırdır. Karşımıza bir not çıkıyor. Sayının ikinci kuvvetine o sayının karesi denir sayının 3. kuvvetine o sayının küpü denir. Yani 3'ün karesi dediğinde 3 üssü 2 anlayacağız. 8'in küpü dediğinde ise 8 üssü 3 anlayacağız. 5'in karesi dediğimizde 5 üssü 2 anlayacağız. 7'nin küpü dediğimizde 7 üssü 3 anlayacağız. Bir şeyin karesi demek yani 5'in karesi mesela 5 çarpı 5 demektir. Bir şeyin küpü ise 3 defa çarpılması demektir. 7'nin küpü dediğinde 7 çarpı 7 çarpı 7 anlayacağız. Önemli bir not daha karşımızda. 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani 5 üzeri 0 1, 7 üzeri 0 1, 10 üzeri 0 1, 575 üzeri 0 1, 8 milyon üzeri 0 yine 1'e eşit. 0 hariç tüm sayıların 0. kuvveti 1. Peki 0'ın sıfırın 0. kuvveti yani 0 üssü 0 olursa ne olur? 0 üssü 0 tanımsız olur. Neden tanımsız? Şundan dolayı. İki kural öğrendik. 1. 0. kuvvetler 1'dir dedik. 5'in 0. kuvveti, 7'nin 0. kuvveti, 10'un 0. kuvveti 575'in sıfırıncı kuvveti hep 1'e eşit dedik. Bir de ne öğrendik? Sıfırın tüm kuvvetleri sıfır dedik. Yani sıfır üzeri 3, sıfır. Sıfır üzeri 5, sıfır. Sıfır üzeri 7, sıfır dedik. Tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir ile sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. Burada çelişiyor. Tabana göre dersek sonuç sıfır çıkar. Üsse göre dersek sonuç 1 çıkar. O yüzden sıfır üstü sıfır tanımsızdır. Testimize başlıyoruz. Birinci soru 3 üssü 3 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 3 üssü 3 dediğimiz üslü ifade tabanımız 3. Tabanda 3 var. Üzeri de 3 olduğu için 3 üç tane 3'ü yan yana yazdık ve çarpacağız. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3 üssü 3'ün değeri 27'dir. İkinci sorumuz 2 x 2 x 2 x 2, x 2 ifadesinin üstün incelik olarak gösterimi hangisidir? Tabanımız 2 olacak bir kere. Çünkü tekrarlı çarpımı yapılan sayı 2. Kaç tane 2 görüyoruz çarpma işleminde? 5 tane sayı görüyoruz. Dolayısıyla 2 üssü 5 şeklinde olacak. Cevabımız A şıkkı olacak. B şıkkına bakalım. B şıkkında da 5 üssü 2 var. Bunların değerleri birbirine eşit diyen öğrenci arkadaşlarımız oluyor, karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Burada eşit olmadığını gösterelim. 2 üssü 5 dediğimiz 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, çarpı 2 idi. 5 üssü 2 dediğimiz ise 5 çarpı 5 idi. Bakalım değerlerine şimdi. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 ve burada da 2 var. 4 kere 4 16. 16 ile de 2'yi çarptınız 32. 2 üssü 5'in değeri 32. 5 üssü 2'nin değeri 5 kere 5 25. 32 ile 25 birbirine eşit mi? Değil. O zaman 2 üzeri 5 ile 5 üzeri 2 eşit değildir. Üçüncü sorumuz tabanı 4 ve kuvveti 3 olan bir üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Tabanı 4 yani tabana 4 yazdık. Kuvveti 3 kuvveti de 3. Bu ne demek? 4'ü tekrarlı çarpacağız. Kaç defa? 3 defa. 4 çarpı 4 çarpı 4. Bunun değeri isteniyor bizden. 4 kere 4 nedir? 16'dır. 16 ile de 4'ü çarpacağız. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 64'tür cevap. 4. sorudayız. 1 üssü 2014 üslü sayısı aşağıdaki ifadelerden hangisine eşit değildir? 1 üssü 2014. 2014 tane biri yan yana yazıp çarpmamız lazım bunun değerini bulmak için. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı nokta nokta 1 çarpı 1 çarpı 1 şeklinde 2014 tane birin çarpımı. Çarpma işleminin etkisiz elemanıydı bir biliyorsunuz. 1 kere 1 1 1 kere 1 1 1 kere 1 1 istediğiniz kadar biri yan yana çarpın sonuç her zaman 1 çıkacak. Yani bunun değeri 1. Şıklara baktığınız zaman tabanı 1 olanların sonucu zaten 1 olacak. Yani B şıkkındaki 1 üzeri 1907 burada 1907 Fenerbahçe'nin kuruluşu Fenerbahçeli arkadaşlara bir kıyak olmuş. Bunun değeri 1. C şıkkı 1 üssü 1. Bunun da değeri 1. Ve D şıkkı 1 üssü 0. 0. kuvvet zaten 1 yapıyordu. Bu da 1. Peki 2014 üzeri 1 kaça eşittir? Taban 2014 olduğu için 2014'ü bir defa yazıyoruz. Kuvvetimiz 1 olduğu için bir defa yazıyoruz. Dolayısıyla cevap 2014 oluyor. 2014 üzeri 1'in değeri 2014 oluyor. BCD şıkları 1'e eşit ama A şıkkı eşit olmadığından cevap A seçeneği oluyor. 5. sorudayız. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 kaç tane olduğu yazılmış altına 16 tane ifadesinin üslü incelik olarak gösterim aşağıdaki ilerden hangisinde doğru verilmiştir çarpılan sayı tekrarlı çarpımı yapılan sayı 5'tir 16 tane yazıldığına göre üzeri de 16'dır 5 üssü 16 olacak yani cevap D şıkkı şıklara bakarsak diğerlerinde 5 çarpı 16 denmiş 5 çarpı 16 bu tekrarlı toplamanın karşılığıdır. 5 artı 5 artı 5 olsaydı eğer ve 16 tane olsaydı tekrarlı toplamanın karşılığı kısa yolu çarpmadır. B şıkkında 5 üssü 5 denmiş. 5 üssü 5 dediğimiz 5 tane 5'in çarpımıdır. O da bu şekilde 16 tane değil. C şıkkında ise 16 üzeri 5 verilmiş. 16 üzeri 5 de 16 sayısının 5 defa çarpılmasıdır. 16 çarpı 16 çarpı 16 çarpı 16 çarpı 16 şeklindedir. 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde olan sayın işlemin karşılığı 5 üssü 16'dır. Cevap D şıkkı. 6. sorudayız. 6 üssü 3 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 6 üssü 3 6 çarpı 6 çarpı 6 demektir. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'nın çarpımı şu kenarda çarpalım. 6 kere 6 36 50 var. 3. 6 kere 3 18. 3 de 50. 21. 6 üssü 3'ün karşılığı 216'dır. Cevap A şıkkı. 7. soru. 81 sayısının üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şıkları tek tek incelememiz gerekiyor. 81 üzeri 0, 81 üzeri 1, 3 üzeri 4 ve 9 üzeri 2. 9'un karesi şeklinde de okuyabiliyorduk. Üssü 2 olanları. 81 üzeri 0. Üssü 0 olan tüm sayıların değeri 1'e eşitti. Dolayısıyla cevap A şıkkı 81'e eşit değil. B şıkkına bakıyoruz. 81 üzeri 1. Bir tane 81 kullanıldığı için 81'e eşit. Kuvveti 1 olan sayılar kendisine eşit oluyor. 5 üzeri 1 5'e, 10 üzeri 1 10'a, 81 üzeri 1 de 81'e. Dolayısıyla bu 81'e eşit. 3 üssü 4, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 9 kere 9 81. Bunun da değeri 81. 9'un karesi 9 çarpı 9 demektir. 9 kere 9 81. Bunun da değeri 81. Dolayısıyla cevap A seçeneği. 8. sorumuz. 8 üssü 2 ya da 8'in ikinci kuvveti ya da 8'in karesi şeklinde okuyabiliyoruz biliyorsunuz. 8 üssü 2 artı 3 üssü 0 işleminin sonucu kaçtır? 8 üssü 2 artı 3 üssü 0. Burada öğrendiğimiz iki kuraldan biri 0. kuvvet kuralı. Her sayının 0. kuvveti 1 de 0 hariç her sayının 0. kuvveti 1 8'in karesi 8 sekiz çarpı 8'di. 8 sekiz kere 8 64. Arada toplama işlemi var. Bir de burası 65. Cevap D şıkkı oluyor. 8'in karesi ile 3'ün 0. kuvvetinin toplamı 65. 9. sorumuz. Tahtada bir soru var. 2 üssü 4, 4 üssü 0 ve 3 üssü 1 Arada da toplama çıkarma işlemi var. İşlemin doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Üslü ifadeleri tek tek bulalım. 2 üssü 4. Ne demektir bu? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane 2'nin çarpımıdır. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Birinci üslü ifadenin değeri 16. 4 üzeri 0. 4 üzeri 0. Bir önceki soruda da söylemiştik. 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. 4 üzeri 0 da 1'e eşit. Ve 3 üzeri 1. Kuvvet 1 olduğunda da sayı kendisine eşit oluyordu. Yani 3 üssü 1, 3'e eşit. O zaman tahtadaki işlem 2 üssü 4. 2 üssü 4 yerine ne yazıyorum? 16. Artı 4 üssü 0. 4 üssü 0 yerine de 1 yazıyorum. Artı 1. Eksi 3 üssü 1. 3 üstü 1 yerine de 3 yazıyorum. Eksi 3. 16 bir daha 17. 3 çıktı. 14 şeklinde cevabı buluyoruz. Cevap B şıkkı oluyor. 10. sorudayız. 4 tane üslü ifade verilmiş. Üslü sayılardan en küçüğü hangisidir diye sorulmuş. Üslü sayıların değerini tek tek bulmam gerekiyor. 3 üssü 4. Tabanımız 3 olduğu için 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarpıyoruz. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. A şıkkı 81 çıktı. A şıkkı değil pardon. 3 üssü 4. 81 çıktı. 5 üssü 2. 5 üssü 2. 5 üssü 2 yok pardon. 2 üssü 5. 2 üssü 5. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımı. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 ve 2 var. 4 kere 4 16 çarpı 2'den 32. 2 üssü 5'i de 32 bulduk. Geçelim diğerine 5 üssü 3. 5 üssü 3. 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. 5 kere 5 25. 25 ile de 5 çarparsak 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 125 oluyor. Ve son sayımız 4 üssü 3. 4 çarpı 4 çarpı 4 demektir. Tabanımız 4. 3 defa yazıp çarpıyoruz. 4 kere 4 16. 16 kere 4 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. En küçüğü soruluyor. En küçüğü 32. 32'nin karşılığı neydi? 2 üssü 5'ti. Dolayısıyla 2 üssü 5 cevabı A şıkkı oluyor. 11. soru yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz 2 üssü 6 eşittir 12 denmiş. 2 üssü 6 eşittir 12 denmiş. Burada 2 kere 6 eşittir 12 ile karıştırması bekleniyor öğrencilerin ki karıştıran öğrenciler de oluyor. 2 üssü 6 2 kere 6 demek değildir. Nedir? Taban 2 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1 2 3 4 5 6 tane 2'nin çarpımıdır. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 ile de 4'ü çarparsak bir önceki soruda da çarpmıştık. 64 çıkar. Dolayısıyla birincisi yanlış. İkinci öncülümüz 3 üssü 5. 3 üssü 5 eşittir. 15 denmiş. Birinci öncüldeki aynı hatanın yapılması bekleniyor. Yani 3 kere 5 15 denmesi bekleniyor. Ama 3 üssü 5 dediğimiz 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 kere 3 9. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. Ve şurada bir tane 3 kaldı onu unutmayalım. 3 ile de çarptığınız zaman 8 kere 3 24 yani 240. 3 kere 1 de 3. 243 oluyor. 3 kere 1 3. 3 kere 8 24. 243. İkinci öncülümüz de yanlış. Geçtik üçüncü öncülümüze. 2 üssü 3 eşittir 8 denmiş. 2 üssü 3 eşittir 8 denmiş. Bakın burada 2 kere 3 6 yazmamışlar. Belki doğru olabilir o zaman. 2 üssü 3 dediğimiz 2 çarpı 2 iki çarpı 2'dir. 2 i̇ki kere 2 4. 4 kere 2 8. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğru. Geçtik son öncülümüze 4 üssü 4 eşittir 256 denmiş. Onu da şuraya yapalım. 4 üssü 4 eşittir 256 denmiş. Bakalım doğru mu? Tabanımız 4. 4 defa yazılıp çarpılacak çünkü üste 4 yazıyor. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. 16 ile 16'nın çarpımı 16 çarpı 16. 6 kere 16. 36, 6 kere 6, 36 elde var. 3, 6 kere 1, 6, 3 de elde. 9, 1 kere 6, 6, 1 kere 1, 1. Biraz karıştı buralar. 6 aşağıya indi. 9, 6 daha 15 elde var. 1, 1 de burada var. 2, 256'ya eşit. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz de doğru. Üçüncü ve dördüncü doğru. Dolayısıyla cevap D şıkkı oluyor. 12. sorudayız. 2 üssü 8 üslü ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi denmiş? 2 üssü 8. 8 tane 2'nin çarpımı demektir. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Bunların çarpımının sonucu soruluyor. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. Şimdi de bu çarpacağız. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16. 16 çarpı 16. Az önce bir önceki soruda yapmıştık. 16 ile 16'nın çarpımı neydi? 256'ya eşitti. Dolayısıyla cevap A şıkkı oluyor. 13. sorudayız. Yuvarlak küçüktür. 2 üssü 6 ifadesinde yuvarlak yerine gelebilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2 üssü 6'nın değerini bulacağız bir küçüğü en büyük değer olacak. En büyük değer dediği için alabileceği en büyük değer dediği için 2 üssü 6'dan bir küçük değeri bulmamız gerekiyor. En küçük değer en büyük değer demeseydi 0, 1, 2, 3 gibi bütün sayıları yazabilirdik. Ama alabileceği en büyük değer dediği için 2 üssü 6'nın değerini bulup 1 çıkartacağız. 2 üssü 6'nın değeri nedir? 2 üssü 6, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 bunun sonucunu bulduğumuz zaman cevaba çok yaklaşmış olacağız. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 kere 4. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde 6. 64. Yani soruda söylenen şey yuvarlak 64'ten küçük olarak Yani 60 olur, 50 olur, 40 olur. Ama alabileceği en büyük değer dediği için yuvarlağın alabileceği en büyük değer 64'ten bir küçük 63 değerini alır. Cevap B şıkkı oluyor. 14. sorudayız. 2 üssü 4 artı 5 üssü 3 işleminin sonucu kaçtır denmiş. Burada yapmamız gereken şey bu üslü ifadelerin değerlerini bulmak. Toplayamayız direkt. O zaman 2 üssü 4'ün değerini 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den iki buluyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 2 üssü 4'ün değeri 16. 5 üssü 3'ün değerini de bulalım. 5 üssü 3'ün değeri 5 çarpı 5 çarpı 5'tir. Beş 5 beş kere 5 25. 25 ile de 5'i çarpıyoruz. 125 oluyor. Dolayısıyla işleminin sonucu bize söylenen işlem 2 üssü 4 artı 5 üssü 3'tü. Bunların değerlerini toplarsak 16 artı 125 olur. Bunun da değeri 141 eder. 6 5 daha 11 elde var 1. 1 2 daha 3 bir de elde 4. Ve yüzler basamağına da 1 yazdık. Cevabımız 141. 16. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde taban ile üs yer değiştirdiğinde sonuç değişmez? Şıkları tek tek inceleyeceğiz. A şıkkından başlayalım. 3 üssü 1, kuvveti 1 olan ifadelerin değeri tabana eşitti. 3'e eşit. Peki yer değiştirirsek, 1 üssü 3 yaparsak, tabanı 1 olan üslü ifadelerin değeri 1'e eşitti. Dolayısıyla bu değişti. B şıkkına geldik. 2 üzeri 3 verilmiş. Tabanımız 2, üstümüz 3. Yani 2 sayısını 3 defa yazıp çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Tabanla üssü yer değiştirirsek 3 üssü 2 olur. 3 üssü 2, 3 çarpı 3 demektir. 3 kere 3, 9'a eşit. Bakın 2'nin küpü ile 3'ün karesi birbirinden farklı çıktı. Dolayısıyla bu da değil. C şıkkına geldik. 3'ün karesi verilmiş. C şıkkında 3'ün karesi verilmiş. B şıkkında 2'nin küpü vardı. Aslında bu olmuyorsa bu da olmuyordur. Neden? 3'ün karesi 3 çarpı 3 eşittir 9. Yer değiştirirseniz 2'nin küpü olur. 2'nin küpünü B şıkkında bulmuştum zaten. 8. Dolayısıyla C şıkkında da taban ile üst yer değiştirdiğinde sonuç değişiyor. Peki D şıkkına geldik. 2 üzeri 4. Yani tabanımız 2, üstümüz 4. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Bunun değeri 16. Tabanla üssü yer değiştirirsek 4 üssü 2 olur. Bu da ne demektir? 4 çarpı 4 demektir. 4 kere 4 16. Dolayısıyla taban ile üssün değişmediği ifade 2 üssü 4. 4 üssü 2 değişikliği oluyor. 17. ve son sorumuz. 4'ün küpü eksi parantez içinde 5'in karesi artı 2'nin 5. kuvveti parantezi kapatmışlar artı 6'nın 0. kuvveti artı 11'in 1. kuvveti şeklinde bir işlem verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Burada yapmamız gereken şey 4 üstü ifadelerin kuvvetlerini bulup işlemi değerleriyle hesaplamak. Yani 4'ün küpü dediğimiz 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16 16 kere 4 64 4'ün küpü yerine 64 yazacağız. 5'in karesi 5 çarpı 5 25 yazacağız. 6'nın 0. kuvveti 6'nın 0. kuvveti neydi? 1. 0. kuvvetler 1'e eşitti. Ve 11'in 1. kuvveti 1. kuvvete ne eşitti? Tabanın kendisine eşitti. Yani 11'e eşitti. O zaman bize verilen işlem aslında şudur. 4'ün küpü yerine 64 yazdık. Eksi parantez içinde 5'in karesi artı 2'nin 5. kuvveti. 5'in karesi 25'ti. 2'nin 5. kuvvetini bulmayı unutmuşuz. Onu da bulalım hemen şurada. 2'nin 5. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 2 kere 2 4 ve 2. 4 kere 4 16 16 kere 2 32. 32'yi de parantez içine yazalım toplama şeklinde. Artı yine bir parantez. Altının sıfırıncı kuvveti 1 yazıyorum. Ve 11'in birinci kuvveti 11 yazıyorum. Şimdi işlemlerimizi yapabiliriz. 64 ne çıkartacağımız belli olmadığı için oradaki işlemleri bir yapalım. Parantez içinde 25 ile 32'nin toplamı 20 30 daha 50. 5 2 daha 7 57. Artı 1 ile 11'in toplamı 12. Ve son aşamalara geliyoruz artık. 64'ten 57 çıktı 7. 7 ile de 12'yi topluyoruz. Cevabımız 19 oluyor. Yani C şıkkı oluyor. Videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açın konuyla alakalı veya başka konulardan yapamadığınız sorular olursa ekranda gördüğünüz Instagram hesabına DM atabilirsiniz. Çözüm videolarını hazırlayıp sizler için YouTube kanalımızda yayınlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.